Tarçını bu kadar çok anlatmışken size bir de tarçınlı içecek tarifi vereceğim şimdi. Haliyle çok fazla tüketiliyor buralarda. Hem yemeklerin içinde kullanılıyor, sulu yemeklerin içinde. Hem de çayla birlikte çok tüketiyorlar aslında. Çayın içinde, ılık çayın içinde tarçını birazcık beklettikten sonra kabukları alıp ondan sonra istedikleri şekilde şeker, aromatik otlarla karıştırıp biraz da seyreltip gün boyunca soğuk soğuk tüketiyorlar buralarda. Ama şimdi ben size tarçınlı çay tarifi değil, hem ödem atan, hem sağlıklı, hem de enerji veren çok güzel bir tarçınlı içecek hazırlayacağım. Sevgili Udayanga ile birlikte. Udayanga, yeah. What is the name of this drink? This one we call Bora Bora. Bora Bora. Yeah. İçeceğimizin adı da Bora Bora. Evet, neler var? Şimdi tarçın şurubu, lime suyu, ananas suyu, zencefil gazozu, toz tarçın ve starfruit dedikleri, çok fazla her yerde rastlamak mümkün değil. Tropik yerlerde genelde görüyoruz bu meyveyi. Starfruit, bunu da tarçın kabuğuna geçirmişler şu şekilde. Bu iyi bir fikir aslında. Bakın ne kadar şık durmuş. Hem böyle tabakları süslemek için olabilir, hem de içecekleri. Yes, we can start. Yeah. Bir kaşık lime suyu koyduk. And pineapple juice. How much? Like 150 ml. Like half of it? Yeah. 150 mililitre kadarmış. And teaspoon cinnamon powder. Bir çorba kaşığı dolusu toz tarçın koyuyorum. That's enough. Okay. Birazcık daha azını koyduk. Full ice. Full ice. Ağzına kadar buzla dolduruyoruz şimdi. And we take that part. Okay. And close. We take like that and some touch. Okay. And we take like that part. Okay. Peki. And some touch. Okay. And now. And you have taste now like here. Okay. Bir tadını kontrol ediyoruz. Yeah. Mmm, that's good. And we take that one strainer. And like this size. Okay. And pour in the glass. Yes, and now what are we putting in? And now ginger ale, top up. Ginger ale and? That one later. Okay. Dolduracak kadar zencefil gazozu koyduk. Just like that, okay. Peki, bu da işin süs kısmı. Tamam. And garnish. You show me please. Vallahi görünüş de fena olmadı, ne dersiniz? Ama ben olsam bu nar şurubunu koymayabilirdim. Ne kadar doğal şekerle de hazırlansa sonuçta şurup ve çok fazla şeker içeriyor. Ama çok farkındaysanız azıcık damlattı sadece renk vermesi için. Bir de tadına bakalım. I liked it. Çok güzel.